Her sene olduğu gibi bu sene de bal sağımı başladı. Bal sağımı ile ilgili sevgili Ercan Öter'e soracağız. Herkese selamlar. Burada bal sağımı yapmaktayız. 3 seneden beri yapmaktayım ben bu aracılığa. Bir hobi olarak başladım. Bunun akabetinde arılar arttıkça artık bu iş gelir kaynağım dönmeye başladı. Çok şükür emeğimiz peşindeyiz ve kazanıyoruz da. Başka kaç ne diyeyim? Kaç tane arınız var? Şu anda mevcut 160 tane arım var. Aktif. Çok şükür. Sizin gibi başka arıcılık yapan var mı? Var. Saraköy'de 13 tane arıcımız, abilerimiz var. Çok az bence. İnşallah daha da artar yani bu arıcı bir meslek haline gelir ve artar inşallah. Çok güzel bir gelir kaynağı. Bal sağım çadırında Bulda'nın ilk arıcılardan değerli hocamız var. Ona da sorular soracağız şimdi. Hocam sizler neler söylemek istersiniz? Ben Bulda'lıyım. Buraya Ercan Bey'in misafiri olarak geldik. Efendim 25 yıldır falan arıcılık yapıyoruz. Efendim Sarayköy Denizli'nin bal üretimi konusunda çok muazzam bir kaynağı var. Balcılıkta bitki örtüsü çok önemli. Flora çok önemli. Burada efendim sarmaşıktır, pamuktur, yoncadır ve bilinmeyen yabani yoncalar var. Denizli Türkiye'nin hemen hemen turizm merkezi olduğu gibi, antik şehirler içinde bulundurduğu gibi bitki florası yönünden de Denizli'nin çevreleri zengin. Örneğin Bulda'da yeni yeni gelişen efendim keki ekimi, Gözler kasabası, Uzunpınar, Akçapınar, Güzelpınar bölgelerinde 10-15 yıldır muazzam verim alınıyor yani bitki örtüsü güzel. Şimdi de Sarayköy Ovası bu konuda zengin bir yer. Ama Sarayköy'deki çiftçi arkadaşlara şunu söyleyebiliriz. İlaçlamalarını gece veya sabah erken yaparlarsa çok memnun oluruz. Pamuklara verilen ilaçların tabii ki bazıları şeyleri öldürüyor. Arıların ölümüne sebep oluyor bitkilerin üzerindeyken. Bu sene bildiğim kadarıyla bal verimi düşük. Yani bitkinin vermiş olduğu nektar zayıf yani. Ama Sarayköy bu konuda şu anda fena değil. Güzel yani. Bunun yanında diğer bir keki üretici olan bölgelerde, kekik ekilen bölgelerde verim zayıf. Hemen hemen olmadı yani. Bu konuda Sarayköy çok güzel. Sarayköylü gençlere ben şunu söyleyebilirim ki tarımın dışında arıcılığa yönelmelerini tavsiye ederim yani. Çok güzel bir kaynak. Çok güzel bir kaynak. Tabii ki ülkemiz dünyada arıcılık üretiminde ikinci sıradayız. Arı bol ama verim az. Dünyada dördüncüyüz verim, bal üretiminde yani. Onun için biraz daha teknik olarak yapılmasını öneriyorum yani arıcılıkta. Efendim başka söyleyeceğimiz bunlardan ibaret. Hocam şunu sormak istiyorum. Bu arıcılıkta şu an bal sağımı yapılıyor. Bu yapılan bal sağımında ya da ondan öncesi takdir ederseniz bazı ballar çok ucuz olur, bazıları da çok pahalı olur. Şu an sizin ürettiğiniz balda herhangi bir problem, bir sıkıntı. Çok önemli, çok önemli. Şimdi bizim ürettiğimiz ballar direkt bitki çiçeğinin, yani söylemiş olduğum, biraz önce söylemiş olduğum bitkilerin efendim nektarından elde edilen orijinal bal yani. Ama bunun yanında kalkıp da efendim aromalı şurup falan kullanılmıyor arkadaşlar. Hiçbiri kullanmıyor yani şu anda. Bu çok önemli. Tüketicilerin genelde doğrudan doğruya üreticiden, balcıdan almasını öneririm yani balı. Çok önemli. Çünkü çok büyük oyunlar oynanıyor. O konulara girmek istemiyorum. Çünkü üzerinde çok büyük oyunlar var. Ki direkt üreticiden, bal üreticisinden bal alınırsa
gerçek bala kavuşursun yani. Yiyebilirsin yani gerçek balı. Ama bunun dışında maalesef söylenecek çok söz var ama tabii söyleme gerek yok yani bu konuda yani. Dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Evet hocam sizler bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi ne söyleyeceğim ben ya, bir şey söyleyeyim şimdi. Şu an durumumuz belli diyorsunuz. Durumumuz belli şu anda. Bal fiyatları ucuz. Gerçek balla bazı arıcılarımız şurup veriyor. O bal da aynı fiyata gidiyor. Bizim hakiki karışıksız iyi bal, o da aynı para gidiyor. Onun için tüketicileri uyarmak istiyorum. Diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sizler bir şey söylemek ister misin? Yardımı geldim. Ercan'a yardımı geldim. Bizim durumumuz da belli diyorsunuz. Yani şöyle bak. Yani arının, arının balını alma veya arı yetiştirmek çok zahmetli bir iş. Çok basit gibi görünüyor ama işi çok ve gerçekten büyük sıkıntı. Masraf çok fazla. Onun için fiyatlar Seyfi abim dediği gibi çok düşük. Yani gerçek balla karışık balları ayırmak lazım. Haklısınız hocam. Evet çok teşekkür ediyorum. Son olarak abimize hemen abimize bir şeyler soralım. Hocam sizler bir şeyler söylemek ister misiniz? Balla ilgili. Balla ilgili vatandaşları doğal balı almalarını tercih ederim ben de. Yani bilmediler yerden bilinmeyen balları almasınlar. Evet. Benim tercih hocam. Çok teşekkür ediyorum.